Değerli Kızılca Gün televizyonu izleyicileri, bir Eko Yaşam özel programına daha hoş geldiniz. Bu programda Erdener Bey ile ve Sinan Bey ile yapay zekayı konuşacağız. Bu programı ben Erdener Bey'in bir makalesini okuduktan sonra kendisine ulaştım ve bu konuda konuşmak istediğimi söyledim. Sağ olsun bizi kırmadı, kabul etti. Ve evet, Erdener Bey, nedir bu yapay zeka diye konuya girmiş olayım. Yapay zeka teknolojinin gelişim sürecinin olmazsa olmaz bir parçası. Çünkü teknolojideki gelişmelere baktığımız zaman adım adım bu noktaya geldiğimizi görüyoruz. Bundan bir 100 yıl önceki duruma baktığımızda elektronik sistemlerin çok çok ilkel bir boyutta olduğunu, çok büyük boyutlarda olduğunu ve çok hızlarının düşük olduğunu görüyoruz. Mesela benim bir hocam vardı üniversitede, Allah rahmet etsin, elektronik mühendisliğin duayenlerindendir, Profesör Doktor Mustafa Santur. Bir anısını anlatmıştı. Biz üniversitedeyken 60'lı yıllarda elektronik dersi veriyordu. 50'li yıllarda Almanya'ya gitmiş. Almanlar işte teknik üniversitede Münih'te demişler ki ya gelmişken bizim bir bilgisayarı sana gösterelim. Bilgisayar böyle kocaman bir basket sahası büyüklüğünde bir bilgisayar ve 2-3 katlı. O kadar çok o zaman elektronik tüpü deriz biz. Tüplü sistem de çalışıyor. O kadar çok elektronik tüpü var ki muazzam ısı çıkartıyor. Ve sık sık da arıza yapıyor. O arızaları gidermek için merdivenlerle bilgisayarın üstüne çıkıyorlarmış. Ve öyle tamir ediyorlarmış. Ve oradan çıkan ısıyı da üniversitenin bir bölümünün ısıtılmasında kullanıyorlarmış. Yani düşünün, bakın 50'li yıllarda bu haldeyken, şimdi o bilgisayarın yaptığı işin trilyonlarca daha hızlı ve büyük kapasitede iş yapan şeyleri neredeyse avuç içi boyutuna indi. Avuç içi boyutuna indi. Dolayısıyla her alanda artık giderek yapay zeka gündeme geliyor. Bundan bir kaçış yolu yok. Moore zaten bu konuda ilkeyi koymuştu. Her 2 yılda bir kapasite 2 misline çıkacak, hız 2 misline çıkacak, fiyatlar da yarıya düşecek diye böyle bir yasa koymuştu. Ve bu işledi bugüne kadar ve sürekli de işliyor. Ve bundan kaçmak da mümkün değil. Her alana girecek, giriyor da. İşte yapay zeka en son sanayide de artık kullanılır oldu. Biliyorsunuz 30 yıl, 40 yıl önce Amerika'sı olsun, Avrupa Birliği ülkeleri olsun şunu söylüyorlardı. Globalleşelim. Biz bırakın istediğimiz yerde, daha doğrusu iş gücünün düşük olduğu yerlerde gelelim, üretimimizi yapalım. Ondan sonra şu gümrük duvarlarını da indirin. Biz istediğimiz yere de gümrüksüz gönderelim bu ürettiğimiz malları diyorlardı. Böyle bir globalleşme konsepti ortaya koymuşlardı. Ama şimdi bakıyoruz, artık tamamen fabrikalar otomasyona girdi. Otomasyon noktasında artık işçiye de ihtiyaç kalmadı. Neredeyse bütün üretim otomatik olarak yapılıyor. İnsan emeğine ihtiyaç kalmadı. Dolayısıyla ortamda insan olmadığı için de fabrikada elektrik falan da aydınlatma için kullanmaya gerek kalmadı. Onun için de karanlık fabrika deniyor bunlara. Yani 24 saat çalışıyor orada. Erdener Bey, şimdi bilgisayar sistemleri bildiğimiz bir donanım var. Sizin de bu Moore yasasıyla tarif ettiğiniz şekilde. Bir de bu donanımın üzerinde çalışan yazılımlar var.
Bu evet. yazılımlarla yapay zeka, yapay zeka da bir yazılım, arasındaki fark nedir? Bu arada seyircilerimiz tabii sizin uzmanlık alanlarınızda bilmiyor. Ben de evet. söylemedim, size bıraktım biraz. Bu askeri elektronikte Türkiye'nin çok şey borçlu olduğu insanlardan biri olduğunuzu biliyoruz. Hem biraz konuya nasıl dahil oldunuz bir asker olarak, hem de bu yapay zeka yazılımlarıyla bildiğimiz klasik yazılımlar arasındaki fark nedir? Bu iki konuda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi tabii bilgisayarların yazılımı kendi makinanın anladığı bir dil vardır. Yani o şeylerin temelinde sıfır ve birden başka bir şey yok. Sıfır ve bire dayalı bir sistemdir yani bilgisayar sistemi. Ama bu kodları uygun şekilde, sıfır birleri uygun bir şekilde dizerek anlamlandırıyorsunuz. Mesela A tuşuna bastınız mı atıyorum mesela 0 1 1 1 0 karakteri yaratılıyorsa B'ye tıkladığınız zaman 1 1 1 0 1 mesela gibi bir kod üretiyorsunuz. Yani sonuçta hep 0 ve 1'lerden meydana gelen kodlar var. Tabii bu 0 1'leri kullanmak da kolay bir şey değil. Onun için de insanların rahat kullanacağı şekilde kodlama sistemlerine gidilmiştir. İlk başlarda işte machine code denen kodlama sisteminden assembler denen sembollere dayalı şeylere gidilmiştir. Giderek basic, Fortran işte mühendislik alanında mesela kullanılan COBOL, iktisat ve finans şeylerinde giderek yüksek düzeyli lisanlar geliştirilmiştir. Yani daha çabuk kullanılabilen, insanların donanımın özelliklerini bilmese bile yazılımı kullanarak çok rahatlıkla o bilgisayarları kullanabilmesini sağlamak için lisanlar geliştirilmiştir. Sürekli de bu böyle gidiyor. Şu anda da bu alanda geliştirilmiş lisanlarla yapay zeka dediğimiz sistemleri yönetecek programlar kullanılarak sistemler yönetiliyor. İşin aslı bu. Yani bunun dışında yapay zeka için ekstra bir şeye gerek kalmıyor. Yani hem donanımdaki gelişmelerin küçülmesi, kapasitelerin artması, hızlarının büyümesi ve onlara da uygun yazılımların geliştirilmesi meselesi yapay zeka konusu. Yani yapay zeka böyle çok gizemli, gizli bir şey değil, bir yazılım türü diyorsunuz. Tabii. Peki bu yazılımın kendi farklılaşan özelliği nedir efendim? Ya herhangi bir şey. Yani kendi kendine öğrenmek gibi. Ya o bir program meselesidir. Yani siz öyle bir program yaparsanız o kendi kendine de bir takım verileri seçer, biriktirir ve ondan şey yapar. Yani yaptığınız programla ilgili bu. Yani siz bir lisan başka bir şeydir, evet. Bilgisayar lisanı. O lisanı bir algoritma kullanarak, bir kullanmak, bir amacı uygun olarak kullanmak başka bir şeydir. Yani siz o bilgileri toplama, analiz etme ve oradan sonuçlara gitme yönünde bir algoritma yaratıyorsanız, yazıyorsanız, yani bir program, yani o algoritmaya dayalı bir program yazıyorsanız, o program çerçevesinde siz işte akıllı bir yapmış oluyorsunuz program. Yapay zeka denen şey bu aslında. Yani şimdi çok büyük verilerden... Yapay zeka birçok insan... Yapay zeka deyince birçok insan işte Matrix gibi ne bileyim bu gelecek
internetteki mahvolmuş dünya, işte makineler dünyayı ele geçirmiş, bu tip filmler yüzünden insanlar yapay zekayı böyle ucube ve dehşet bir şey olarak görüyorlar. Böyle görmemeli miyiz? Vallahi şimdi şöyle düşünmek lazım. Kullandığınız amaca uygun olarak nasıl bir gelişme gösterecek bu olay, ona bakmak lazım. Şimdi burada temel mesele aslında üretim ilişkilerinin yol haritasına göre gelişiyor baktığınız zaman. Çünkü hani biraz önce de söyledik ya, globalleşme döneminde işçilik ucuzdu. İşçilik ucuzdu, gidiyorlardı. İşçiliğin ucuz olduğu yerde yapıyorlardı üretimi ve bütün dünyaya gümrük duvarlarında indirtip satabiliyorlardı. Şimdi rekabet ortamı içinde üretim artık siz emek gücü olmadan yapabiliyorsanız bu size büyük bir rekabet etme imkanı veriyor. Çünkü bir sürü maliyetten kurtuluyorsunuz. Şimdi bir sanayici düşünün. Rakip firmalar üretiyorlar. Yapay zeka, işte otomasyon, endüstri 4.0 vesaire ne derseniz deyin. Bunları üretiyorlar ve piyasaya sunuyorlar. Siz o sisteme geçmezseniz yok olup gideceksiniz. Mecburen siz de o sisteme gidiyorsunuz rekabet edebilmek için. Dolayısıyla adım adım bu yapay zeka sistemi devreye girecek. Devreye girince tabii ki işsizlik de büyüyecek. Şimdi bu işsizlik konusunu gördükleri için de vatandaşlık temel geliri ya da evrensel temel gelir adı altında bir şey sosyal destek fonu oluşturmaya çalışıyorlar. Yani işsiz kalanlara hiç olmazsa bir geçinebileceği kadar bir miktar para verelim de hiç olmazsa onlar geçimlerini temin edebilsinler. Yani bir sosyal patlamaya neden olmasın diye. Dolayısıyla evet. Giderek bu teknoloji her alana girecek. Bakın şu cep telefonu, ben şöyle bir kendi kendime bir analiz ettim. Kaç tane sistemi yok etti diye. Gönderirim size, 62 tane sistemi yok etmiş durumda. Yani bir sürü devreden çıkıyor bu sistemlerin gelmesiyle. Dolayısıyla birçok insan işsiz kalıyor. Evet. Buna göre de bir sosyal patlama... Buyurun. Yani siz bu Terminator filmlerinde olduğu gibi dünyayı makinelerin ele geçireceği bir gelecekten ziyade iktisadi ve siyasi olarak işsizliğin ve ekonominin önemine öncelik veriyorsunuz anladığım kadarıyla. Sinan Bey de sanıyorum bir şeyler soracak. Evet Sinan Bey. Şimdi ben Erdener Bey'in makalesini okuyunca tam benim gibi düşünen biri diye değerlendirmiştim. Nedeni şu, pesimist bir bakış açısı. Yapay zeka insanlığın elindeki bazı şeyleri alacak. Dolayısıyla buna göre dengeli adımlar atılması lazım ve kontrol altında tutulması lazım düşüncesinde olduğunu düşündüm. Şimdi anladığım kadarıyla o daha ziyade iş gücü, istihdam ve insanların kısa vadede veya orta vadeye yanaşabilecek zaman dilimindeki hayatlarıyla ilgili bir görüş nedeniyle endişe taşıyormuş. Halbuki benim yapay zeka konusunda gerçekten çok pesimist görüşlerim var. Yapay zekanın, bu Amerikalıların bir tabiri var, mixed blessing diyorlar. Yani iyi ve kötü taraflar var. Mesela televizyon. Televizyonun iyi amaçları da olabilir, kötü amaçları da olabilir. Bilgisayar iyi amaçları da olabilir, kötü amaçları da olabilir. Yapay zeka da böyle. Ama zamanı gelecek, öyle bir zaman gelecek ki
yapay zekayı kontrol altında tutmak insan kısıtlı beyinleri için mümkün halin dışına çıkacak. Şu anda mesela trenler kontrol edilebiliyor. Makinesiz trenler var. Günü geldiğinde uçaklar pilotsuz uçacak. Otobüsler eğer hala insanlar bir yerden bir yere gidecekse şoförsüz hareket edecek. Zaten şu anda bazı ülkelerde kargo taşımacılığı şoförsüz veya pilotsuz veya operatörsüz gerçekleşiyor. Her ne kadar basına yansıyan bir haber vardı bir iki gün içerisinde ünlü bir taksi firması şeyden vazgeçmiş, yapay zeka ve şoförsüz uygulamasından vazgeçmiş ama tamamen vazgeçmemiş. Uygulamanın biraz daha uygulanabilir evet. hale getirilmesi maksadıyla düzeltmeler yaptıktan sonra tekrar gündeme koyacaklar. Buradaki sıkıntı şu. Buradaki sıkıntı yapay zeka değil aslında, insanoğlu. İnsanoğlunun nasıl iyisi kötüsü varsa yapay zekayı yapacaklar da insan olduğu için iyi niyetli ve kötü niyetli yönlendirmeler söz konusu olabilecektir diyorum. Ve günü geldiğinde yapay zekayla yönetilen sistemler belli öbeklerde toparlanacak. Ve yeterince uzak bir zamanda veya yeterince yakın bir zamanda da bu öbekleri birleştiren üst bir süper zeka çıkacak. Bu birleşim olmak zorunda. Neden? Bir uçak pilot yapay zeka Türkiye'den kalktı Amerika'ya gidiyor. Bu sadece uçaktaki yapay zekanın herhangi bir otoriteye bağlı olmasıyla yeterli olabilecek bir şey değil. Farklı ülkelerdeki otoritelere de emir komuta edebilecek bir yetkide olması lazım. Dolayısıyla uçaktaki sistemden bir üst sistem olması lazım. Dolayısıyla bunları artırdıkça işte sivil havacılık otoritesinin yapay zekası, devletlerin üst yapay zekası, Birleşmiş Milletler'in üst yapay zekası derken hepsi bir şekilde tek elde toparlanacak günü geldiğinde. Ve o zaman bu yapay zekanın dünyayı algılama biçimi ki sesleri yorumlayacak, görüntüleri yorumlayacak, insanlar arasındaki duygusal mesajlaşmaları çözebilecek, anlayabileceği, yorumlayabileceği şeylerin özetinde insanların dünya için zararlı olduğunu değerlendirecek. Ve doğrusu da bu zaten. Dolayısıyla biz bunu kontrol altında tutabilecek mekanizmaları iyi inşa etmek zorundayız ama ne yaparsak yapalım bu yapay zekalar kontrol dışına çıkacak. Çünkü biz istesek de istemesek de dünyada Kuzey Kore lideri Kim Jong gibi tipler var. İşte şimdi adını saymayalım. İşte Brezilya'nın yöneticisi gibi kişiler var. Her zaman bu tür insanlar olacak. Farklı düşünceler, farklı niyetlere sahip olacaktır ve bunların da elinde bir takım teknolojik imkanlar mutlaka olacak. Dolayısıyla bunu kontrol altında tutmak da öyle çok kolay olmayacak diyorum. Kötümser bir bakışta. Anladığım kadarıyla siz terminatörlerin egemen olduğu bir gelecek. Evet, gidişat öyle. Ve tabii seyircilerimize her ikinizin de asker olduğunu söylemedik ama İkiniz de askeri sistemler konusunda çok yetkin ve bilgilisiniz. Evet Erdener Bey, sizce terminatörler dünyaya egemen olacak mı? O noktada ben şöyle düşünüyorum. Şimdi yapay zeka tabii ki bu ilk bölümde anlattığımız şekilde giderek gelişiyor. Şimdi zaten geldiğimiz noktada artık bunu çok açıkça Bill Gates falan da ta 2009 yıllarında falan ifade ettiler. Kontrol edilemeyen insan olarak kabul edilmeyecek. Dolayısıyla şu anda bunun ilk adımları başladı zaten. Mesela HES'lerle tutuyorsunuz, işte restorana giriyorsunuz, hastaneye giriyorsunuz, uçağa biniyorsunuz, metroya biniyorsunuz. HES kodunuz yoksa almıyorlar.
Şimdi tabii ki sürekli HES kodunu kontrol et bilmem ne falan bunlar sıkıntılı işler. Bir müddet sonra diyecekler ki kardeşim size bir çip takalım. Bu çiple işte her işinizi anında halledin. İkide bir bu HES koduyla şununla bununla uğraşmayalım. Çünkü mesela bir yere girerken HES kodunuzu veriyorsunuz, o giriyor, ondan sonra bakıyor, ha buyurun diyor, riskli değilseniz alıyor içeri sizi. Bunda uğraşmaktansa aynı şeyde olduğu gibi hani girerken derecenizi ölçüyorlar ya ısıtacağınızı, o şekilde bir aletle ya da kapıdaki bir sensörle geçerken şey yapacaklar, hemen çip varsa tamam bu zararsız diyecekler. Ve dolayısıyla bunun altyapısı zaten oluştu. Mesela geçenlerde bir şey Elon Musk bir deney yaptı. O çok önemliydi aslında. O deney neydi? Bir hayvanın beyninde ürettiği sinyaller bilgisayara aktarıldı. Bilgisayarda üretilen sinyaller de beyne aktarıldı. Bir arayüz yaptılar. Nano biyoçip şeklinde bir arayüz yaptılar. Bu çok önemli. Yani size ilerideki o da yakın bir gelecek biyoçipler takıldığı an siz tam kontrol edilebilir duruma geleceksiniz. Yani kontrol edilemeyen insan insan olarak kabul edilmeyecek. Dolayısıyla şimdi böyle bir kontrol sistemi kuracaklar insanların üzerinde. Bir tarafta tabii ki yapay zekadan şey olan ben mekanik android diyorum onlara. İnsanları da bir anlamda biyolojik android haline getirmiş oluyorlar. Siborglar. Bir tarafta biyolojik androidler insanlar var. Bir tarafta da yapay zeka var, mekanik androidler. Şimdi burada işte biraz önce anlattığımız nedenlerle insanoğlu üretimden dışlanması ve giderek tamamen şeyin birilerinin desteğine muhtaç hale gelmesi sonucunda şu noktaya gidecek insanoğlu. Ya diyecek kardeşim ben madem ki şey yapamıyorum yani üretim ilişkileri içinden şey yaptım çıktım gideyim işte köyde bir alandık bir bölgede üreteyim kendi ihtiyacımı kadar üreteyim ondan sonra ihtiyacım olanı da tüketeyim. Şimdi böyle bir şey düşünün yapılanma düşünün. Şimdi böyle bir yapılanma oldu bir tarafta. Biyolojik insanlar bir yerde toplandılar. Ya bir anlamda komünist sistem gibi emeğini koyuyorsun, üretebildiğin kadar katkı koyuyorsun, tüketebildiğin kadarını da alıyorsun. Böyle bir sosyal bir toplum oluştu bir tarafta. Bir tarafta da androidler var, mekanik bir düzen var. Şimdi burada bir giderek çatışma çıkma ihtimali çok yüksek. Neden derseniz o da şuradan kaynaklanıyor. Şimdi bir tarafta suya, besine, şuna buna bir sürü ihtiyacı olan bir biyolojik androidler var, bioandroidler. Bir tarafta da onlara hiç ihtiyacı olmayan mekanik androidler var. Şimdi diyecek ki ya kardeşim siz orada ekiyorsunuz, biçiyorsunuz. Biyolojik bir ortamın yaşamasını sağlıyorsunuz. Habire de yağmur yağıyor, nem oluyor. Biz burada sıkıntı yaşıyoruz. Aslanıyoruz. Ondan sonra o zaman tutup o biyolojik insanları yani şeyleri, androidleri yok etme yoluna gitme ihtimalleri var. İşte insanoğlunda buna bir anlamda tedbir alma şansı da giderek yok oluyor. Çünkü ötekinde tamamen teknolojik bir güç, ötekinde de bir anlamda ilkel bir yapılanma oluyor. Yani silah yok, Erden abi, bu silah konusuna gelmişken ikinize de sırayla sormuş olayım önce zaten size sorayım. Geleceğin askeri düzenlerini ve silah sistemlerini bu yapay zeka nasıl
etkileyecek. Bu arada parantez içerisinde en son bu İran'da nükleer silahlar konusunda uzman bir bilim insanının yapay zekaya sahip bir silahla robotik müdahaleyle öldürüldüğünü duyduk. Bu doğru mudur? Yani yüz tanıma sistemi varmış, bir makinalı tüfeğin üzerine monte edilmiş. 13 kurşun sıkmış, yani o yüzü tanıyarak yanındakileri değil, sadece o hedefe 13 kurşun sıkmış diye haberler geliyor. Ya geleceğin askeri düzenleriyle ilgili birkaç şey söyleyebilir misiniz? Şimdi şeyde o tür sistemler zaten yüz tanıma sistemi vesaire. Yani bunlar çok gelişti. Çok gelişti. Mesela şeyde Çin'de bütün neredeyse vatandaşların hepsinin yüz tanıma, bırakın yüz tanımayı, arkadan yürüyüşünden bile o kişiyi tanıyabiliyor sistemler. Dolayısıyla o yüz tanıma sistemini içeren silah sistemler yapmak o kadar zor bir şey değil. Çok rahat yapılabilecek sistemler bunlar. Yani artık o kadar basit bir düzeyde ki onlar. Yani şu andaki gelinen teknoloji çok çok daha ileride. Onlar bir anlamda basit bir şey gibi kalıyor. Yani gelinen şeyde. Artık sizin giderek beyninizdeki düşüncelerinizi okuyarak sizi etkili ya da etkisiz hale getirecekler. Yani o noktaya geliyoruz artık. Yani yüzden yani ziyade düşünceyi tanıyacak diyorsunuz. Tabii tabii. Sizin beyninizde düşündüğünüzü algılayacak, hissettiğiniz, mesela diyelim ki üzüntülüsünüz, onu bile algılayacak. Mutlusunuz, onu algılayacak. Ondan sonra zaten konuşmalarımız kayıt altında. Her şey, yazışmalarımız kayıt altında. Mesela hatırlarsanız biz 60'lı yıllarda üniversitedeyken işte Amerikan üslerine karşı böyle bir tepkiler falan vardı. O zaman 100 tane şey vardı. Türkiye'de üs vardı. 100 tane üs. Onlar ne yapıyorlardı? İşte Sovyet Rusya'yı dinliyorlardı. Suriye'yi dinliyorlardı, Irak'ı, İran'ı vesaire bir sürü böyle dinleme şeyleri vardı. Mesela Kara Mürsel'de de vardı. Sonra uydu sistemleri çıkınca o üsleri kapattılar. Amerika'da Echelon denen bir şey kurdular, kasaba. Ve bütün dünyadaki haberleşmeleri oradan merkezileştirip takip eder hale geldiler. Biliyorsunuz yani bir takım işte yazışmalar, şunlar bunlar hatta ele geçti sonra o şu anda zannedersem İngiltere'de gözaltında hala olan bir şey vardı. Yazılımcı. Bilgisayar sızdıran. Evet, evet ondan sonra. Dolayısıyla şu anda gelinen nokta onun da üstüne çıktı artık. İleri bir seviyeye geldi. Beyninizi okuyacaklar ve bir anda da bir sinyal gönderip sizi hackleyecekler. Yani orada hiç kıpırdayamaz hale geleceksiniz. Yani yüz tanıma sistemleri falan çok ileri düzeyde kullanılıyor şu anda. Sinan Bey, siz ne diyorsunuz bu soruya? Nasıl cevap verirsiniz? Ben Erdener Bey'den biraz daha ileriye gideceğim. Sinyali gönderdiklerinde, bizi kapatmak istediklerinde bizi hangi noktada dönüştürmek istiyorlarsa, çöp, et, toprağa, gübre, o noktaya kadar yürütüp orada kapatacaklar. Ya da oradaki öğütme makinesinin içine kadar yürütüp orada kapatacaklar makinamızı. Zahmet yani, olmayacak. Tabii, bizi taşıma külfetinden de kurtulacaklar. Bunların hepsi mümkün. Evet. Bu İran'daki suikastla ilgili spekülatif bazı haberler olabilir. Haberin doğruluğu, yanlışlığı tartışılabilir ama bu sistemler var. Erdener Bey'in söylediği gibi çok daha ilerileri de var. Elbette ki bu yapay zeka sistemleri insanın yüklenmesi gereken görevleri hem azaltacak hem kolaylaştıracak. Bir gün geldiğinde de tamamen insan devre dışı kalacak. Savunma sistemlerinde kullanılan şu anda hava savunmada nispeten deniz silahlarında, karada
topçu ve tank birliklerinde yapay zekaya tam geçiş sağlandığı zaman mürettebatların olmasına gerek kalmayacak. Silahı kullanan, mürettebatı kullanan kişilere gerek kalmayacak. Robot askerler. Askere gerek yok. Silah zaten merkezden aldığı sinyal gereği hedefe yönelecek, gerekli mühimmatı seçecek, atışını yapacak. Merkez görevin başarılı olup olmadığını ilettiği zaman başarısızsa bir tane daha atacak, başarılıysa bir sonraki hedefe yönelecek. Merkezde de bu kararı verecek bir komutana ihtiyaç olmayacak. Bu komutan da birleştirilmiş komuta merkezinin yapay zekası olacak. Değerlendirmeleri de o yapacak. Sadece siyasi ve politik bir takım değerlendirmeler maksadıyla insana ihtiyaç duyulabilir. Bu da orta vadede. Bunun ötesinde insana da gerek kalmayacak zaten. O yüzden ben çok pesimistim bu konuda. Evet. O zaman son bir soruyu da zamanımızı tamamlayayım isterseniz. Yapay zeka, yapay bilince dönüşür mü Sinan Bey? Ben biliyorsunuz başından beri dönüşeceğini düşünüyorum. Bu eninde sonunda bir şekilde dönüşecek. Yani bunu tartışmaya gerek yok. Bu bazılarının ruh dediği, bazılarının bilinç dediği şey aslında bizim dünyayı algılama biçimimiz. Onu yorumlama şeklimiz. Yazılım bu seviyenin bir basamak altında şu anda. Bir basamak daha attığı zaman bu bilinç sağlanacak. Benim bu konuda herhangi bir şüphem yok. Bilinç kazanacak. Evet. Erdener Bey, son olarak size de aynı soruyu sormuş olayım. Yapay zeka, yapay bilince dönüşecek mi? O kesinlikle yapay bilince dönüşecek ve zaten insanlığın sonu da o noktada geliyor. Çünkü artık biyolojik insana ihtiyaç kalmayacak ve o yapay bilinç kainatın diğer noktalarına yönelmek için gerekli altyapıyı da oluşturmuş olacak. Çünkü bakın en basit olarak diyelim ki Andromeda'ya gitmek için ışık hızıyla hareket etseniz, 27,5 yıl alıyor. Geldiniz 27,5 yıl. Yani 0 yaşında bir bebeği bile koysanız 55 yaşında oluyor döndüğünde. Ve o giden ve gelen kişi ışık hızıyla geldiğin için 55 yaşında ama dünya da ışık hızıyla dönmediği için 300 yaşında yaşlanmış oluyor. Yani dolayısıyla bu farklılıkları ortadan kaldırabilmek için çok hızlı hareket eden sistemler şey yapmak. Bu da bu yapay bilinç düzeyinde olabilecek şeyler. Yani kainatın derinliklerine gidip onu keşfedebilmek biyolojik insan vasıtasıyla olması mümkün değil. Bu şeyin kainatın şartlarına uymaz. Sonuçta biyolojik insan yok olmak zorunda. Mesela dinozorlar şartlara uymadı, yok oldu gittiler. Bir sürü canlı da yok oldu gitti. Bitkiler de yok olup gidebiliyor uymadığı şartlarda. Ama bu yapay zekanın gelmesi sonucunda o bilincin oluşması ve o bilincin de artık daha ilerilere kendisini taşıma ihtiyacı nedeniyle, çünkü sadece dünyayla sınırlı kalmayacak bu iş. Kainatın derinliklerine doğru gitmek. Hani varoluşun sebebini araştırıyoruz ya, o bir yerde daha da işte bu yapay zeka şeyiyle daha da ileri noktalara gidecek. O araştırmalar nedeniyle. Dolayısıyla insan bir noktadan sonra artık bu şeyde ortamda fonksiyonunu yitirmiş olacak diye değerlendiriyorum. Evet, her iki uzmanımızın da görüşleri bize Matrix'e benzeyen ya da Terminatörlerin egemenliğindeki bir dünya tehdidi karşısında uyarıyor. Her ikisinin de uzmanlık seviyesini bildiğim için aslında bu uyarıyı insanlık olarak çok ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum. Önemli bir uyarıdır. Erdener Bey, çok teşekkür ediyorum. Bizi aydınlattınız. Ben de teşekkür ederim. Başka programlarda da bilgilerinizden, deneyimlerinizden istifade etmek isteriz. Katılımınız için çok teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar Sinan diliyorum. Bey, size de çok teşekkür ederim. Dilerim bizi aydınlattınız. Bu konuda tartışmak lazım. Bu kadar kısa programı alıyoruz. Evet, sevgili Kızılcagün TV izleyicilerimiz, bir dahaki Eko Yaşam özel programında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkürler. İyi günler, hoşça kalın.